Abi uygun fiyata oyuncu kulaklığı önerir misin? Yanaş kardeşim, bu inceleme tam sana göre. Bugünkü inceleme konuğum Hi-Free markasının Buds 1 Blues kulaklık modeli. Böyle ışıklı mışıklı. Hem de uygun fiyatlı. Hi-Free markasını belki duymuşsundur. Elektrikli scooter'la Türkiye piyasasına giriş yapmışlardı. Ve şimdi de 3 tane birbirinden farklı, birbirinden güzel tasarımlı Bluetooth kulaklık modelini piyasaya soktular. Buds 1, T1 ve W1 modelleri. Bugün özellikle oyuncu kulaklığı olarak lanse edilen Buds 1 modelini derinlemesine inceleyeceğiz. Merhabalar, ben Taha. Bay Taha kanalındasın. Tabi her zamanki gibi şu gereksiz parlamalardan kurtulmak için jelatini parçalayalım. Ha, jelatinin üstünde garanti belgesi yazan bir etiket var. Ayrıca bir de yine jelatinin üstünde kulaklığın kontrollerini gösteren bir etiket var. Onlara zarar vermeden parçalayalım. Jelatini ne yapıyoruz? Normalde atıyoruz ama şimdi üstünde garanti belgesi olduğu için şöyle güzel bir şekilde kenara bırakıyorum. Ve işte karşında Hi-Free Buds 1'in kutusu. Kutunun ön yüzünde marka, model ve bu değişik ürünün güzel bir görseli var. Sol tarafında ürünün bazı özelliklerine yer verilmiş. 4-5 saat oynatma süresi 1,5 saatte tamamen şarj oluyormuş. Type-C'miş. Type-C severiz. Normalde bu fiyat bandındaki elektronik cihazlarda micro USB de çıkabiliyor ama bu Type-C. Ayrıca çift cihaz desteği de varmış. Altta ANC de yazıyor. Kulaklık resmen fiyatından bağımsız bir şekilde hareket ediyor. ANC, çift cihaz desteği, Type-C, dur bakalım nerelere gidiyoruz. Kutunun sol tarafına geldiğimizde burada da bazı özellikler var. Ama benim asıl dikkatimi çeken en altta yazan Bluetooth 5.4 oluşu. Fiyatından bağımsız hareket etmeyi bırak, benim şu ana kadar incelediğim ilk Bluetooth 5.4 cihazı. Hi-Free, bu fiyata neler yaptın ya? Kutunun arkasında da ürünün farklı bir görseli var. Burada yazanların hepsini zaten deneyimleyip göreceğim. Ve hepsini tabii ki sana anlatacağım. Ama şu ana kadar gördüğüm özellikler bile beni epey bir şaşırttı. O zaman şu kutuyu bir açalım, bakalım daha ne kadar şaşıracağız. Şöyle kaydırmalı bir kutu yapmışlar. Yani kutunun içinden bir kutu daha çıkıyor. Bu kutunun şurasında bir kulak var. Burayı bir kaldıralım. Hemen en üstte bir tane kullanım kılavuzu var. Şöyle bir kenara bırakıyorum. Şurada kulaklığımızın kendisi poşete sarılmış şekilde bizi bekliyor. Onu çıkardım. Onu da bir kenara koydum. Şurada bir küçük kutumuz daha var. Bakalım ne çıkıyor. Bir tane Type-C şarjara kablosu. Bir ucu Type-C, diğer ucu bildiğimiz USB-A. Kutuyu şarj etmek için bunu kullanıyorsun. Bir de silikonlu bir model olduğu için yedek silikonlarımız çıktı. Açtım. 4 taneydi. Birkaç tane eksilmiş olabilir. Evet, ikisi büyük, ikisi küçük yedek silikonlarımız var. Ortanca boylu olanlar da kulaklığın üstünde takılı. Kullanım kılavuzu bildiğin kitapçık gibi. Kulaklıkla alakalı bütün bilgilere yer verilmiş. Hem İngilizce hem de Türkçe var. Sıra geldi poşete sarılmış kulaklığa. Şu poşetten bir kurtulalım. Evet, Hi-Free Buds 1. Gerçekten marjinal ve şık görünümlü bir kutusu var. Oy, ledleri çok güzel. Kapağını şöyle hafiften kaldırdım ve aldığım mod bu. Vay. Az önce zaten marjinal çok güzel kutusu var diyordum. Işıklarla nasıl bir hal aldı bak. Gerçekten bu fiyata bu tasarım mı ya? Ledler de böyle dandik falan değil ha. Bayağı homojen, kaliteli bir led kullanmışlar. Çok klas görünüyor. Bak şimdi ışıklar sönükken kapağını kaldırıyorum. Kulaklık resmen ben oyuncu kulaklığıyım diye bağırıyor. Kutunun ön tarafında küçük bir Hi-Free logosu var. Üst tarafındaki ve etrafındaki ledler muazzam. Şurada Type-C şarj girişi var. Kutu genel olarak iki katmandan oluşuyormuş gibi tasarlanmış. İç tarafı parlak siyah ve onu kapsayan bir gri tabaka var. Ama ledler... Üf diyorum. Kutunun kapağını kaldırdığında direkt kulaklıklar seni karşılıyor. Kulaklıkların da ledleri böyle yuvarlak şekilde yanıyor ve gayet güzel görünüyor. Şuna baksana ya, uzay gemisi gibi. İşte oyun oynayacaksan böyle bir kulaklıkla oynayacaksın. RGB'ler, ledler, parıl parıl her yer. Kapakta manyetik sistem de kullanılmış. Yani kapağın tam kapandığı kısımda mıknatıslar var. Ve düzgün bir şekilde kapanmasına yardımcı oluyor. Yani kapak güven veriyor diyebilirim. Ayrıca kapağı kaldırdığımda kulaklıkların da ledlerinin yanıyor olması şu anda eşleşme moduna girdiklerini gösteriyor. Yani kapakta sensör de var. O zaman kulaklıkları kutusundan çıkarma zamanı geldi. Kutunun içi de parlak siyah ve mat siyah olarak tasarlanmış. Bu da kulaklığımız. Dış tarafı gri. Şu elips olarak gördüğün kısım led. Zaten yanıp sönüyor görüyorsun. Altta bir Hi-Free logosu var. Kulaklığın geri kalanı parlak siyah. İç tarafında da şarj giriş noktaları ve üstünde de L harfi var. Diğerinde de R harfi var. O zaman kulaklıkları kulağıma takıyorum. Pasif gürültü engelleme çok iyi. Zaten silikonlu model. Şu anda bak kendi sesimi dahi zor duyuyorum. Telefondan Bluetooth açtım ve Hi-Free Buds 1 olarak direkt gördü zaten. Ona tıklayarak eşleştirmesini yapabilirim. Connected diye bir uyarı verdi ve bağlandı. Yani telefonla eşleştirmek de bu kadar kolay. Evet, şimdi ben şu güzel tasarımlı kulaklığı bir süre deneyeyim. Deneyimlerimi paylaşmak için 5 saniye sonra buradayım. Bye! 2000 years later. Evet, Hi-Free Buds 1 ile ilgili incelemelerimi tamamladım ve deneyimlerimi seninle paylaşmaya hazırım. Öncelikle o kadar ışıl ışıl her yer dedik. Her yer sanki pavyon dedik. O kadar oyuncu kulaklığı dedik. O zaman ilk önce oyun moduyla başlayalım.
Oyun modu kapalıyken 390 milisaniyelik gecikme ölçtüm. Bu tabii ki yüksek, normal değil ama kulaklığa 2 saniye basılı tutunca oyun modu açılıyor. Oyun modunu açtığımda gecikme 150 milisaniyeye kadar düştü. Bu da şu ana kadarki incelediğim kulaklıklardaki en düşük gecikmelerden biri. Özellikle oyuncular için gecikme bir numaralı problem, fakat Buds 1 bu problemi çözmüş. Tabii benim eski yadigar Xiaomi telefonumun Bluetooth versiyonu 5.0, fakat HiFree Buds 1'de en güncel Bluetooth sürümü olan 5.4 kullanılmış. Yani daha yeni model bir telefona bağlarsan bu söylediğim gecikmelerden daha iyisini de duyabilirsin. Bluetooth versiyonundan bağımsız olarak çekim mesafesi yine yaklaşık 10 metre. Deneyimlerime göre de stabil bir bağlantısı var. Kulaklıklarda 40'ar, kulaklık kutusundaysa 400 mAh'lik batarya kullanılmış. Bu sayede kulaklıklarla 4-5 saat boyunca kesintisiz oyun keyfi yaşayabilirsin. Kutuyla beraber kullanımda da toplamda 23 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Oyun modunu açarken kulaklığa 2 saniye basılı tutuyorsun demiştim. Neden bu modu kulaklıktan açıp kapatıyoruz? Çünkü kulaklığın uygulamasız bir kullanımı var. Uygulama olmadığı için de tüm kontrolleri kulaklıkların üstündeki dokunmatik kısımlardan gerçekleştirmen gerekiyor. Bu elips şeklindeki ledler var ya, tam oralar dokunmatik kısımları. Şu anda ekranda kulaklık kontrollerini kullanarak neler yapabileceğini görüyorsun. Ses açma kısmı, önceki şarkı, sonraki şarkı, çağrıyı yanıtlama veya reddetme, sesli asistan, ANC modu, oyun modu gibi bütün kontrolleri kulaklık üstünden gerçekleştiriyorsun ve kontroller gerçekten kusursuz bir şekilde çalışıyor. Ayrıca dokunduğun zaman her dokunmana bir geri bildirim gönderiyor kulaklık. Yani dokununca tık diye bir ses geliyor kulağına. Bu da parmağıyla bir türlü dokunmatik kısmın yerini bulamayanlar için gayet iyi bir çözüm. Mesela ben iki kere basacağım normalde ama bir kere basıyorum, diğeri parmağım başka bir yere değiyor. Diyelim ki Buds 1'leri kulağına taktın ve tam konsantrasyon oyun oynuyorsun ama Adana'dasın. Yokmuş yokmuş her yer. Her yer sanki yanıyoruz kardeş. Bu tabi sadece oyun oynarken değil, spor yaparken veya yağmurlu bir havadayken de işine yarayacak bir özellik. Kulaklıklarda suya ve tere karşı IPX4 koruması var. Ayrıca kulaklıklarda 13 mm'lik ses sürücüleri kullanılmış ve gördüğün gibi metal bir perdeyle koruma altına alınmış. Peki bu 13 mm'lik ses sürücüleri nasıl bir müzik performansı sunuyor? Öncelikle maksimum ses yüksekliği ortalamanın üstünde. Yani müzik dinlemek için tatmin edici bir ses yüksekliğine sahip. Bas frekanslar çok temiz geliyor. Doğrusu bu kadar temiz ve güçlü bir bas performansı duymayı beklemiyordum. Ama duydum. Kulaklık her alanda şaşırtmaya devam ediyor. Fakat bu bas frekansların yüksekliği biraz fazla olduğu için mid ve tiz frekanslar geride kalıyor. Oyun oynamak için tasarlanan bir kulaklık olmasının yanı sıra basları çok iyi. Yani oyun dışında da müzik ihtiyacınızı karşılayacak kalitede. Özellikle yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorsan zaten silikonlu bir kulaklık olduğu için ses yalıtımı düzgün çalışıyor. Yani silikonlar hem dışarıdan gelen sesleri kesiyor hem de senin dinlediğin müziğin sesini dışarıya minimum şekilde gönderiyor. Neredeyse hiç göndermiyor çünkü silikonlar kulağının çeperini güzel bir şekilde sarıyor. Bu bahsettiğim pasif gürültü engellemeydi ama HiFree Buds 1'de bir de aktif gürültü engelleme var. Hem de bu fiyatına rağmen. Kulaklıklar normal moddayken ANC modunu aktif hale getirmek için herhangi bir kulakla 4 kere tıklaman yeterli. ANC yani aktif gürültü engelleme modunu hala soranlar oluyor. Şu şekilde kısaca özetleyeyim, ANC'yi açtığın zaman mikrofonlar dışarıdan gelen sesleri duyup bunun ters frekanslı sesini kulağına gönderiyorlar. Dolayısıyla dışarıdan gelen sesi sen duymamış oluyorsun. Özellikle uğultu tarzı sürekli gelen sesleri engellemede başarılı. Hiç beklemezsin ama kulaklıkta şeffaf mod da var. Aynı şekilde kulaklığa 4 defa tıklayınca şeffaf moda geçiyor. Şeffaf mod da şu, dışarıdan gelen sesleri yine mikrofonlar kaydedip kulağına daha yüksek bir şekilde gönderiyor. Yani ortam farkındalığını artıran güzel bir özellik. Hem ANC hem de şeffaf mod başarılı. Bu ANC'ydi, bir de ENC var. O da çevresel gürültü engelleme olarak geçiyor. Yani yaptığın telefon görüşmelerinde sadece senin sesine odaklanıyor. Ortamdaki sesi elinden geldiğince minimize ediyor. Karşı tarafa düzgün ve anlaşılır bir ses göndermek için geliştirilen bir teknoloji. Gördüğün gibi kulaklıkta yok yok resmen. O zaman kulaklığın mikrofon performansına birlikte bakalım. Hadi teste gidiyoruz. Evet, HiFree Buds 1 kulaklıklar kulağımda ve gördüğün gibi şu anda sessiz bir ortamın içerisinde telefon görüşmesi yapıyorum. Herhangi bir üçüncü parti yazılım kullanmadan da bu görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Yani sen de Buds 1'lerle sessiz bir ortamda telefon görüşmesi yaparken sesin karşı tarafa aynen böyle gidecek. O zaman bir de dış mekan performansına bakalım. Hadi. Evet, HiFree Buds 1'lerle düştüm yola. Dışarıda da güzel görünüyor bu arada. Yolun hemen kenarındayım ve yoğun bir trafik gürültüsü var şu anda. Hafiften de bir rüzgar sesi var. Trafik derken şöyle araçlar geçiyorlar işte sürekli yanımdan. Hatta inanmıyorsan bak şu anda duyduğun kameranın mikrofonunun sesi. Şimdi duyduğun da HiFree ile telefonda görüşürken karşı tarafa giden ses. Araçların ve rüzgarın sesindense benim sesimi daha düzgün bir şekilde duyuyorsan ENC'si ve mikrofonu düzgün bir şekilde çalışıyor demektir. Yani sen de HiFree Buds 1'lerle dış mekanda bir telefon görüşmesi yaparken sesin karşı tarafa aşağı yukarı böyle gidecek. O zaman hadi gel videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet, HiFree Buds 1'in mikrofon performansını da duydun. Nasıl bulduğunu yorumlarda belirtirsen sevinirim. Tüm bunlara ek olarak kulaklık AAC ve SBC kodeklerini de destekliyor. Özellikle oyun oynayanlar
için tasarlanan bu ışıl ışıl güzel kulaklık ışıl ışıl her yer benden tam puan aldı. Bu fiyat bandındaki bir kulaklıktan asla beklemeyeceğin bir sürü özelliğiyle, marjinal ve şık görünümlü RGB LED'li harikulade tasarımıyla, kullanım süresiyle ve gecikme değerleriyle gerçekten tercih edilebilecek bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Videonun başlarında Hi-Fi'nin T1 ve W1 modellerinin olduğunu da söylemiştim. Onları da kendi klasmanlarında değerlendirirsen Buds 1'den aşağı kalır yanları yok. T1 mesela küpe tasarımlı bir kulaklık. Gerçi ona küpe demeyebilirsin, piercing de diyebilirsin. Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan bir kulaklık tasarımı. AAC ve SBC kodeklerini destekliyor. Kutusunda bir de kablosuz şarj özelliği var. W1'e geldiğimizde yine değişik ve çok güzel bir tasarımla karşılaşıyorsun. Bunda da Bluetooth 5.4 sürümü kullanılmış. Kutusundan boyun askılığı falan çıkıyor. Hem W1 hem de T1 modelleri ortam farkındalığı üzerine eğilmiş modeller. Yani her ikisi de kulağını kapatmadığı için dışarıda spor yaparken veya gezerken ortamın farkında oluyorsun. Burası Türkiye. Kaldırımda da olsan, hatta yaya geçidinde de olsan arkandan bir araç geliyorsa duymak zorundasın. W1 ve T1 ile ilgili Reels'lar da paylaşacağım. Instagram hesabım Taha adı güzel, orayı da takip etmeyi unutma. Son olarak Hi-Fi markasına bu videoya sponsor oldukları için teşekkürlerimi iletiyorum. Videoyu beğenmeyi ve Bay Taha YouTube kanalıma abone olarak bana destek olmayı da unutma. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Kaçar!